Çanakkale Boğazı, Narabulunu Açıkları, 4 Nisan 1953, saat 2.15, Jüri de Gülizar anlatıyor. Uzun ve yorgun bir seferden dönen Dumlupınar denizaltısı, Narabulunu Açıkları'nda İsveç Bangal'ın Nabulan Şilevi ile çarpıştı. Sessiz, soğuk ve karanlıktı gece. Dumlupınar başından aldığı şiddetli darbeyle birkaç saniye içinde sulara gömüldü. Gemideki 81 kişilik mürettebattan sağ kalan 22 kişi geminin arka bölümündeki torpido dairesine sığındı. Mahsur kalanların su yüzüne fırlattıkları telefon şamandırasıyla denizaltıyla temas kuruldu. Sağ kalan 22 kişiyi kurtarmak için herkes seferber oldu. Bu arada oksijeni idareli kullanmaları için aşağıdakilere gerekmedikçe konuşmamaları, şarkı türkü söylememeleri, sigara içmemeleri söylendi. Ancak saatler süren kurtarma çalışmalarının sonunda umutların tükendiği anda karanlıkta bekleyen 22 kişiye her şey yine aynı sözcüklerle anlatıldı. Konuşabilirler, türkü söyleyebilirler, hatta cigara bile içebilirlerdi. Şamandıra'daki telefon hattının öbür ucundan tüm Türkiye, denizaltıda tevekkülle ölüme yatmanın hüzünlü ama başı dik türküsünü dinledi. Ver cigaramı yakayım, sen sağlam gel ben boyuna bakayım. Uzun oldum gemi çatal oldum efelerin yüreği, yanık oldum anaların çatal oldum efendim.